Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda evi buram buram kokusu saran portakallı kek tarifi paylaşacağım. Tarif için 2 tane küçük boy portakalın dış kabuklarını rendeleyerek yapılışına başladım. Portakalların kabuğunu rendeledim. Sıra geldi kekin hamurunu hazırlamaya. Tarif için 3 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bu aşamada dakikalarca toz şeker ve yumurtayı çırpmanıza gerek yok. Sadece toz şeker ve yumurta birbirine karışması yeterli. Gördüğünüz gibi sadece toz şeker ve yumurtayı birbirine karıştırdım. Dakikalarca çırpmadım. Üzerine oda sıcaklığındaki bir çay bardağı sütü ilave ettim. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir tane vanilya ilave ettikten sonra kabın içerisindeki malzemeleri çırpmaya devam ediyorum. Karışımın içerisine rendelediğim 2 tane portakal kabuğunu ekledim. Kabuklarını ekledim. Sıra geldi suyunu sıkmaya. İyice elimle bastırarak portakalın suyunu sıkıyorum. Kullandığım portakal suyu miktarı yaklaşık yarım su bardağı kadar. Portakal suyu çıktı. Çok sulu bir portakal değildi. Ona göre portakallarınızı ayarlayabilirsiniz. Toplamda içine eklediğim portakal suyu miktarı yarım su bardağı olarak ekleyebilirsiniz kek hamurunun içerisine. Tüm malzemeleri karıştırmaya devam ediyorum. Sıra geldi un ilavesi yapmaya. Toplamda kullandığım un miktarı 3 su bardağı. İçerisine karıştırarak ilave ediyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. İçerisinde topaklanmalar oluşmasın diye söylediğim gibi kekin hamurunu hazırlamak için 3 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Hamuru iyice karıştırdım. 2 paket kabartma tozu ekliyorum hamurun içerisine. Kabartma tozunu da her tarafına eşit dağılıncaya dek çırpacağım. Kek hamurunu hazırladım. Bir tepsi içerisine bir çay kaşığı kadar tereyağını sürdüm her tarafına eşit elimle. Sonrasında hazırladığım kek hamurunu tepsi içerisine aldım. Kaşığın arkasıyla hamuru düzelttim. 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika keki pişireceğim. 35 dakika pişen kek fırından çıkmaya hazır. Fırından çıkarttığım ve soğuttuğum keki dilimlere ayırıyorum. Herkesin pratik bir şekilde yapacağı mis gibi evi portakal saran bu güzel lezzeti sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar paylaşmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Puf puf yumuşacık anne keki lezzetinde bir kek tarifi arıyorsanız kesinlikle
bu kek tarifini denemenizi öneriyorum. Hem portakal aromalı hem de yumuşacık. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.